Selam dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu güzel bir simge logo yapacağız Pixel Lab ile. Hazırsanız başlayalım. Videoya geçmeden önce sizlere kısa bir çekiliş duyurusu yapmak istedim. Çekilişimize katılmak için YouTube kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeniz lazım. Daha sonra çekiliş videosunu açarak katılıyorum yazıp ve iletişim adresinizi de eklemeniz şart. Çünkü bu iletişim adresinizden size ulaşılacaktır. Bu şekilde yorum atarak çekilişimize katılabilirsiniz. Bu arada dostlarım, birden fazla YouTube kanalıyla çekilişimize katılabilirsiniz. Ama Instagram hesabını sadece bir kere takip etseniz yeterlidir. Sadece şansınızı arttıracaktır. Çekiliş ödüllerimizi bu videonun açıklama kısmında ve çekiliş videosunda öğrenebilirsiniz. Evet, şimdi Pixel Lab uygulamasını açtık ve yazıyı siliyoruz. Buradan öncelikle çözünürlüğümüzü ayarlamamız lazım. Buradan subminal, yani küçük resim boyutunda bir çözünürlük yapalım şimdilik. Şimdi buradan şekil oluşturuyoruz. Şeklimiz şöyle, neredeydi? Bu şekil olabilir. Aynen şu şekil olsun. Şekilimiz kaçgen? Altıgenden oluşuyor. Böyle bir şekil oldu. Şimdi yapmaya başlayabiliriz. Daha sonra bunu ortalıyoruz. Evet, aynen bu şekilde. Şimdi bunu kopyalıyoruz ve bunu beyaz yapalım. Buradan en beyaz rengi seçiyoruz. Tamamdır, bu şekilde seçtik. Ve bunu küçültelim. Buna tam oturması lazım. Bir dakika. Bu kadar olsa yeter bence. Tamamdır. Bundan bir tane daha kopyalıyorum. Rengini tekrardan siyah yapacağız. Neredeydi? Siyah renk. Şuradan şöyle yapalım ki ilk sıralara gelsin. Gördüğünüz gibi ilk sıralara geliyor. Buradan şimdi küçültebiliriz. Tamam, bu şekilde yapıyoruz ve bunu da ortalayalım. Tamamdır, ortalandı. Bunu tekrardan kopyalıyoruz. Ve rengini beyaz yapalım. Yapıyorum ve ortalıyorum. Tamamdır. Bundan bir tane daha kopyalıyorum. Bir dakika. Tekrardan şu buraya getiriyorum. Ne kadar gelsin, bir dakika. Aynen bu şekilde yapıyorum ve ortalıyorum. Aynen dostlarım, bu şekilde yaptıysanız sorun yoktur. Gelelim şimdi bunu daha da yapmaya. Şimdi dostlarım, şuradan en alttakini tamamen kopyalayalım öncelikle. En alttakini kopyalıyoruz. Tamam, bundan kopyaladık mı böyle? Bunu şimdi şöyle büyütüyoruz. Böyle büyüttük mü, büyüttük, tamam mı? Aynen bu şekilde yapın dostlarım ve ortalayın. Evet, ortaladık mı? Tamam, bu şekilde ortaladık. Gelelim şimdi bir tane daha bundan yapmaya. Bunu da aynı şekilde yapıyorum ama bunun rengini beyaz yapıyorum tekrardan. Aynen bak, böyle yapacaksınız. Bunu biraz ince yapacağız, çok kalın yapmayacağız. Diğerlerinde fark olsun. Tamam, bu şekilde yaptık. Tamam, bu şekilde olur, bir sorun olmaz. Gelelim şimdi bunu şöyle güzelce düzenlemeye artık. Öncelikle şöyle bir düzenleme yapalım. Tamam, bu şekilde olsun. Bunu kopyalıyorum. Tamamdır, aynen dostlarım, bu şekilde olacak. Gelelim şu kısma.
Şimdi şöyle bir şey oluşturacağız ustam. Bunu biraz yakınlaştırabiliriz ki hata yapmayalım dostlarım. Şöyle bir küçültelim öncelikle de. Az daha yakınlaşmak istiyorum çünkü hata payı biraz bayağı bir inmesi lazım ki güzel dozulsun diyalogumuz. Siz keyfinize göre yapabilirsiniz. Bence bu kadar hata payı yeterli. Yeter bu kadar. Tamam. Aynen dostlarım, bu şekilde oldu. Herhangi bir sorun var mı? Hayır, yokmuş. Tamam. Güzel oldu. Bayağı güzel oldu. Şimdi daha yapmaya devam edeceğiz. Şimdi dostlarım, önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. Boyutunu falan küçültelim. Evet dostlarım, şimdi tekrardan bir yakınlaştırma yapalım şöyle. Şöyle yapalım. Çeviriyoruz. Biraz daha kısıtabiliriz. Tamam. Bunu pozisyondan bir bakalım nasıl oldu. Az daha gidebiliriz. Kadar. Eğer olmazsa zaten gitmeyecek. Şöyle bir tane daha gitsin bakalım ne olacak. Yani çok pek kötü ama en iyisi biz bunu yapmayalım. Yani biz bunu geri böyle geri alalım. Tamam ya, böyle iyi. Sıkıntı yok. Böyle iyi. Çok bir şey fark edilmez yani. Evet evet, çok güzel oldu böyle. Simge logomuz hazır artık, güle güle kullanabiliriz. Şimdi bunları birleştirmeye kaldık dostlarım. Şimdi şuradan birleştiriyoruz. Şöyle birleştirelim. Hoppa. Birleştirdik. Hepsini birleştirelim. Tamam. Bunu böyle yapıyoruz. Tamam. Bunu da arttırabilirsiniz. Kendinize kalmış. Şimdi dostlarım, şöyle bir şey yapacağız bir dakika. Normalde sisteme burada beyazlık olmadığını göstermemiz lazım. Bunu en alta alıyoruz bu arada. Şöyle renk olmasın. Tamam. Bir yerde bir renk kaka var dostlarım. Yüzden olmadı. Bir dakika. Nerede bilemedim. Şunlarda bir ama şöyle bir yapın bakalım. Bir dakika, bunu arttırmam lazım. Şöyle bir silin dostlarım. Böyle bir silin ki bir de bir sorun var. Benim olmuştu şimdi. Tekrardan bir deneyelim. Tamam, bunu böyle yapıyoruz. Neyse ya, tamam, olmasın, gerek yok. Şimdi dostlarım bunu biraz büyütebiliriz artık. Bunun da yönünü hemen şuradan değiştirelim. Bunun yönünü de şuradan kırp ayarlarından şuradan yön değiştir diyoruz. Tamamdır, böyle güzel yön yaparız. Şimdi bunu şöyle bir arka plan ekleyelim buraya. Buraya bir arka plan ekleyelim. Şimdi simge logomuzu yaptık ve buna bir arka plan eklememiz lazım. Şuradan arka planımızı ekleyelim. Tamamdır. Ve şöyle yapalım. Tamam. Bunu hemen şöyle yapayım. Şimdi dostlarım, bunu biraz küçültmemiz lazım. Tamam. Şuraya ortalayalım bunu bir de. Motora tıkmasın ya da bu şekilde olsun. Tamam. Şimdi dok ekleyelim buna. Tamam. Ekledik. Buradan ayar verebiliyorsunuz. Yani şöyle bir sıkıntı parlak olsun istiyorum. Tamam. Şimdi buna neredeydik?
Boyuttan bir boyut verelim. 5 şeklinde olacak, tamam. Bunu da 5 şeklinde yapalım. Şuradaki siyahlıkları %100 yapın dostlarım. Kenarlıktaki. Şimdi bir de buna gölge verelim. -7 de kalsın, tamam. Bunu vermenize gerek yok. Bunu da ayarladık mı? Artık işimiz bitiyor. 360'a getiriyorum. Tabi getirebilirsek. Geliyor. Neyse, 359'da da kalabilir, fark etmez. Tamam, bu şekilde yapın. 20'de kalsın. Bunu çok fazla aklına gerek yok. Böyle yeter, 63'de. Tamam, bu 72'de kalsın. Aynen bu şekilde yaptık bunu. Şimdi yazılarımızı doluşturalım. Buraya böyle büyük bir yazıya oturacağız. Buraya kanalımın ismini yazıyorum. Evet. Kanal ismimizi yazdık. Şimdi ben buraya bir tane kendi Pixel Lab'ın kendi sisteminden bir yazı bulacağız buna. Şunu kullanacağım ben. Ya bunu deneyelim. Daha sonra bunun dokusunu da ayarlayalım. Dokusu altın kaplama olacak. Ve bunu aktif hale getirdim. Aynen bu şekilde, tamam, 145'te kalsın. Buna da aynısını vereceğiz. Bundan sonra üç boyutlu yazı verelim. 5 de olsun. 100. Bunu da 5 yapalım. Başka ne kaldı? Bir de bunu arttırmamız lazım. Evet, bunu da 360'a getirebilirsiniz. 159 kalsın, fark etmez. Böyle birazcık arttıralım. Ortafarlık değil, bu kadar yeter. Bu kadar kalsın. Şimdi bunun boyutunu küçültüyoruz. Az daha küçültelim. Biraz büyütebiliriz. Şöyle pozisyondan. Evet, yeter, bu kadar yeter. Bunu şimdi kopyalıyoruz dostlarım. Daha sonra buraya şimdi logo yazalım. Bunu silelim. Tamam, bunu ekleyelim. Bunun da dokusunu değiştiriyoruz. Tamam, bunu zaten kopyaladığım için ayarlarımız yapılı hale gelmiş oluyor. Bu şekilde kalsın bu da. Son olarak buna bir şöyle bir küçültelim bunu bir. Bayağı bir küçülttük bunu. Şimdi buna harflerimizi aralık verelim. Aynen bu şekilde. Birazcık sağ tarafa doğru gidebilir. Al daha gitsin şöyle 5 kadar. Evet dostlarım, logomuz güzel oldu. Bence güzel bir simge logo oldu yani. Bunu bayağı güzel bir yerlerde kullanabilirsiniz. Veya kanal logonuz da olabilir, fark etmez. Bugünlük videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.